Merhaba. Bu videoyu sizlere Yeni İnovasyon ile Değer Katanlar isimli kitabımı tanıtmak için çekiyorum. Yazması 8 yıl sürdü. Ama yayınlatması daha zor ve daha uzun gibi geldi bana. 3 yıl sürdü. Araya pandemi girdi. Ekonomik krizler girdi. Problemler girdi. Ama nihayet dün elime geçti. Ve artık gururla sizlere onu tanıtmak istiyorum. Ve bu kitabın hikayesini, neden yazdığımı, bu kitabın alırsanız ne işe yarayacağını anlatmak istiyorum. Efendim, 464 sayfa bu kitap. Bu kitabın yazarı sizlere 1996'dan bu yana Ar-Ge teknoloji inovasyon alanındaki deneyimlerimden yola çıkarak 2014 yılından itibaren, hatta 12 yılından itibaren uluslararası alanda yaptığım çalışmalardan demlediğim, süzdüğüm ve eş yazar olarak oluşturduğum inovasyon yönetimi alanındaki uluslararası referans dokümanları derledim, özümsedim, demledim ve sizlerin kullanabileceği hale getirdim. Bir rehber kitap hazırladım. Ülkemin inovasyon yönetimi alanında küresel ekosistemde başarılı olması gerektiğine inanıyorum. Ülkemin değerli insanlarıyla, değer katan insanlarıyla tanıştığım için bu insanların bu arenada, dünyada bizler de varız. Teknolojide üretiyoruz, yenilikleri de üretiyoruz ve yaşamsal problemleri çözüm sunuyoruz ve bunlarla değeri gerçekleştiriyoruz diyebilmelerine olanak tanımak, onların başarı hikayelerini anlatarak o başarı hikayeleri çerçevesinde nasıl sürdürülebilir kurumsal inovasyon yönetim sistemi kurulur? Bu konuda bir rehber kitabı hazırlamak istedim. Referansları da baz alarak üzerine 3 adet kendi önerdiğim ve geliştirdiğim metodolojiyi de sunuyorum. Bunlardan bir tanesi organizasyonel inovasyon yönetim sistemi. Adı Rotokrasi. Çok yenilikçi. Bakalım kimin denemeye cesareti olacak. İkincisi inovasyon fırsat ve riskleri analizi. İFRA diyorum kısaca. Üçüncüsü ise ATIK ismini verdiğim inovasyon yönetim modeli. Artık Müjgan Çetin'in de bir inovasyon yönetim modeli var diyebilirsiniz. Uluslararası adını bilmediğiniz ve unutacağınız başkalarının modellerini kullanmak zorunda değilsiniz. Kitabın bir başka özelliği efendim. Bu kitabı satın aldığınız zaman kitabın tanesi 100 lira. 10 tane alırsanız bu kitaptan, arkadaşlarınıza hediye ederseniz, tedarikçilerinize hediye ederseniz, inovasyon alanında kariyer yapmak isteyen gençlere hediye ederseniz, üniversitelere hediye ederseniz, bir aylık bir kızın bursunu karşılamış oluyorsunuz. Bilim Kızı isimli projemin kızları için burs sağlamış oluyorsunuz. Ve ben o bursu sağlayacağım. Bir de Türkiye Eğitim Vakfı'ndan bağış yapmak istiyorum derseniz, rahmetli oğlum adına açtığım Bilim Kızı projesi burs fonundan dilediğiniz kadar bu kızlarımıza burs verebilirsiniz, bağış yapabilirsiniz. Kim bu kızlar? 2016 yılından itibaren 4 kızıma destek verdim. Şimdi bu kitabın gelirlerini bağışlayarak daha çok kızıma erişmek istiyorum. 100 kızıma erişip 10 sene sonra bir tanesi Nobel ödülü kazansın istiyorum. Ve sizlerle sağ ve sağlıklı olursam onu alkışlamak, bağrımıza basmak, onunla gurur duymak istiyorum. İşte bu kitabın bence esas değeri buradan kaynaklanıyor. Bu kızlar mühendis kızlar değil. Herkes mühendis kızları destekliyor. Ben de bir mühendisim. Mühendisler taşı sıkıyorlar, ekmeklerini çıkartıyorlar. Bu kızlar temel bilimler okuyan kızlar. Fizik, kimya, matematik, biyoloji ve astronomi temel bilimini alıp üzerine multidisipliner yüksek lisans ve doktora yapan kızlar. Bu kızları yaşam bilimleri için bilim yolculuğunda yanlarında olalım, ellerinden tutalım. Para istiyorlarsa bu burslarla
destekleyelim, network oluşturalım, onların uluslararası toplantılara katılmalarına olanak sağlayalım, birbirleriyle tanışmalarına, birbirlerinden öğrenmelerine yardımcı olalım istiyorum. Projemin esas amacı bu. Bu kitabın da esas amacı bu. Peki bu projeye niye başladım ben? Biraz da bundan bahsetmek istiyorum. Bir projemin resmi gerekçesi var tabii ki. Resmi gerekçe hem dünyada hem ülkemizde bilim kadını sadece %4. 1901'den itibaren başlayan Nobel ödüllerinden 2020 yılına kadar toplam 962 ödül verilmiş. Bu 962 ödülün sadece 58 adedi bilim kadınlarına verilmiş. Ülkemin 15-25 yaş arası genç nüfusu 12,6 milyon. %15'i ülkemin genç. 20 Avrupa ülkesinden nüfusundan fazla benim ülkemdeki gençler, 15-25 yaş arası gençler. Ve bu kadar güzel gençlerin, bu kadar akıllı, bu kadar çalışkan gençlerin olduğu bir ülkede tüketici, tüketenler olmak istemiyoruz. Değer üretenler olmak istiyoruz. O yüzden kitabımın adı da İnovasyon ile Değer Katanlar. Ve bu kadar gencimiz varken hala uluslararası sınavlarda PISA bunlardan bir tanesi. Başarı seviyemiz çok düşük. Ve buna ben çok üzülüyorum. Kızlarımız üniversiteleri okuduktan sonra ayrılıyorlar, çalışmıyorlar, ekonomik hayattan uzaklaşıyorlar ve kendilerini yok etmek istiyorlar sanki. Bilmiyorum, çok üzülüyorum. Onlara var olun, varlığınızı ifade edin, kendinizi gerçekleştirin demek için de belki bu bir manifesto. Bir de bu projenin duygusal bir gerekçesi var. Rahmetli oğlumla 2016 yılında belgesel izliyoruz. Einstein'ın hayatı. Tavsiye ederim. İzleyin. Her yerde izleyebilirsiniz o belgeseli. Ve Mileva Maric isimli Sırp bilim kadınının Einstein tarafından nasıl zarara uğratıldığını, onun bilgileriyle Nobel ödülünü alıp söz verip sonra da onu ortada bıraktığını, gönlünün istediği başka bir kadınla gittiğini ve Mileva'nın, o matematik tarihi, fizik tarihi kadının nasıl yoksulluk içinde öldüğünü izleyin. Sonra o zaman karar vermiştim. Ve o zamandan beri bilim kızlarına burslar veriyorum, destekliyorum. Sonra bir bilim kızımla Rosalind Franklin'in hayatını anlatan Kraft Tiyatro'nun, kesinlikle tiyatrolar açıldığı zaman onları da izlemenizi tavsiye ediyorum. Kraft Tiyatro'nun Fotoğraf 51 isimli oyunu. Onu da lütfen kaçırmayın. DNA'yı bulan, ikili sarmalı bulan bu dahi kadının elinden nasıl hırsızlıkla, onlara bilim insanı diyemiyorum, emeğinin çalınıp Nobel ödülü alındığını ve bu kadının nasıl yok edilmeye çalışıldığını, tarihten adının silinmeye çalıştığına tanıklık edin. İşte bu projeyle bu kadınlara el vermek istiyorum. Sizlerin de el vermenizi rica ediyorum. İster bu kitabı alın. Kitap okumak istemiyorsanız, bakın ne güzel bilim kızımızın sembolü var. P-Girl sembolümüz var. O da sağ olsun çok değerli bir sanatçının hediyesi. Fikri haklarını sağ olsun Ankara Patent Kaan Dericioğlu'nun desteğiyle koruyoruz. Ve hediyeler alın. Kitap alın. Bilim kızlarına rozetler alın. Küpeler alın. Bileklikler alın. Ve ne kadar çok katkı sağlarsanız o kadar çok kızımıza erişelim ve 10 yıl sonra sizlerle birlikte bilim kızlarımızı alkışlayalım. Yenilikle, bilimle, teknolojiyle yaşama değer katın. Teşekkür ediyorum hepinize.